problem yok. Dalga mı geçiyorsunuz? Yani teknik direktör bir şey söylüyor. Teknik direktör adı üstünde. yani. Golcüye ihtiyacımız var diyor. Başkan diyor ki bence yok. Tamam o zaman gönder teknik direktörü. Yeral şokmanları, işte part-time başkanlık yaparsın, part-time teknik direktörlük yaparsın. Kim diyor şimdi? Hocayla aramızda problem yok. Mustafa Cengiz mi diyor? Sayın Başkan Mustafa Cengiz diyor ki aramızda problem yok. Peki Sayın Cengiz siz bu adamı golcüsüz bırakmadınız mı? Fatih Hoca'ya siz biz Gomez'i satacağız ama sana iki golcü alacağız demediniz mi? Dediniz. Sonra sözünüzü tutmadınız. Bu adam şampiyonlar yine golcüsüz gitmedi mi? Ve siz önünüze gelen her fırsatta basın mensuplarına biz Gomez'i sattık ama hocamızın onayıyla demediniz mi? O cümlenin devamı hiç yokmuş gibi konuşmadınız mı? Ve hoca sonunda dayanamayıp da ya ben evet izin verdim ama böyle böyle dediler diyene kadar. Demek zorunda kalana kadar. Yapmadınız bunu. Yaptınız. Falka transferinde Falka'yı kim istemez ki ama diyen Fatih Terim'e rağmen siz Falka'yı alıp da bu takıma stoper takviyesi yapmadınız. Başkası mıydı bu? En son en son Arda transferinde Arda Turan'ı hoca istiyor. Arda Turan da Galatasaray'ı istiyor. Ve hoca bu transferin gerçekleşmesine vesile oluyor. Siz tutuyorsunuz. Sevgili Emre Kaplan yayına bağlandı. Eski stüdyodaydık o zaman. Aile ortamından bahsetti. Şey evet. yemek yeniyor, o bu falan derken siz tutuyorsunuz. Açıklama yapıyorsunuz. Bizi üst üste iki kere yap, e, şampiyon yapan teknik direktörümüzün isteği ve ısrarıyla falan filan böyle saçma sapan bir açıklama. Ne demek beni iki kere şampiyon yapan teknik direktör? Fatih Terim diyeceksiniz arkadaş. Fatih Terim'in kazandığı kupaları bir kenara koy. Müzenizin yarısı gidiyor. Müzenizin yarısı gidiyor. Fatih Terim siz öyle iki kere üst üste tek, şampiyon falan teknik direktör diye anamazsınız. Anmamalısınız. Siz Galatasaray başkanısınız. Ama bu da yaşayan efsane. Onun isteği üzerine biz Arda ile anlaştık. Türkçesi biliyor musunuz? Biz Arda'yı istemiyoruz kardeşim. Ama Fatih Terim istedi o aldı. Yazılı Hesabını istekti. o versin. Evet. E, dolayısıyla nasıl sorun yok ya? Peki, Bu adam bangır bangır transfer istiyor. Fenerbahçe 18 sene transfer yapıyor. Beşiktaş bir kuruşum yok derken transfer yapıyor. Ki Sergen Hoca bunlarla da yetinmedi. E sen transfer yapamıyorsun. Ondan sonra Hoca ile problem yok. Bu daha korkunç bir şey. Yani bir problem var ortada ve siz o problemin farkında bile değilsiniz. Kendilerine senin anlattığından şuraya çıkıyoruz. Karşılıklı geldikleri zaman hiçbir şey yok. Ama iş medya üzerinden yani söylemler oluyor. Ee, ama işte geçenlerde bir yerde burada da buralarda mıydı? Bir yerde söylendi yani işte Fatih Hoca e, Florya'da bas bas e, bağırıyor, e, yönetime gider yapıyor, işte başkana gider yapıyor. Fatih Hoca onu yapmaz çünkü ben çalıştım. Hiçbir şekilde yapmaz. Yani o kadar orada çalışanın içinde Fatih Hoca Florya'da kalkacak e, koridorlarda, Florya'da e, ana bina vardır orada e, işte aşçısı var, malzemecisi var bütün çalışanların orada bağıracak ben yönetime gider yapacak öyle bir, bir öyle bir kişiliği yok zaten Fatih Hoca'nın. Ya yapacaksa gider yüzüne karşı. E, yapar, yani. çünkü yönetim geldiği zaman başkan da geldiği zaman kalkar makamından kalkar aşağıdan gider karşılar otururlar ederler böyledir bu hangi başkan olsa ama giderleri yaparlar birbirlerine onlar medya üzerinden yapılıyor şimdi tabii senin dediğinde şurada e, haklılık payı var Arda olayında hoca istedi onu ilk dönemde de istedi hatta geçen sezon devre arasıydı galiba olmadı yani istiyorsa hocalar al, alacaksın abi. Çünkü onlar senden daha iyi biliyorlar bu işi. Hakikaten yönetimlerden daha iyi biliyorlar. Bak şimdi nasıl Sayın Ali Koç hiç karışmadı Emre Belezoğlu'nun etrafında gitti. Hı hı. Galatasaray'da da bu iş Emre Belezoğlu yok Galatasaray'da. Fatih Hoca var. İş Fatih Hoca. Çünkü biz çalıştık. Biliyoruz. Hocanın önünde sen ne kadar götürürsen götür. Kafasına yatmadığı bir şey varsa alami cihan olsa bile o 3 kuruş bile olsa öbürü 5 kuruş pahalı olsun 5 kuruşlu alır. Veyahut da 5 kuruşlu almaz 3 kuruşlu alır. Yaşadık çünkü bunları. Ya şöyle. Mahmut Hocam bak bir de diyorsun ki Fatih Terim diyorsun tamam mı? Yani Tudor değil. Mancini falan değil. Fatih Terim değil. Mancini de farklı bir şey. Hayır hayır bak. Fatih, <laughs> terim mu, <tamam> <laughs> Fatih Terim bu tamam mı? Fatih Terim. <laughs> terim için anlamı daha Tamam, tamam mı? <laughs> Fatih Olmancini Terim bir futbolcu istiyorsa yani. alırsın ya. Neyi tartışıyorsun? Şu olur. Al, almaya, almayabilirsin, alamayabilirsin. Şöyledir. Maliyeti çok yüksektir. Ee, sen e, karşılayamayabilirsin. E, şu anda zaten satmadan alamam falan e, olayları var diye Galatasaray. Onlar, ama elindekini de çıkaramadılar. Şimdi ee, Sayın Başkan ve Sayın Çıkardı Fatih... hocam nasıl çıkaramadık? Şimdi sattı ya Maykon'u. 4,5 milyonluk yani Maykon'u Maykon Maykon 1 milyona Maykon işte. Tamam da onlar en çok beklentileri şeydi. Ee, Belhanda. Sayın Fatih Terim'le Sayın Başkan'ın ve yönetim kurulunun Belhan'da, e, Markao, Fe Feiguli. buralarda, Feguli bunları satarsak bunlar, bunlardan gelecek paralarla biz e, daha farklı transferler yapalım. Olmadı işte şimdi Zaten partilerim de öyle söyledi yani. Satışta şimdi Satışta nasıl olacak ee, Ezgi, yani. e, sen Beylanda'yı almışsın 4 milyonu atıyorum. ve sen Beylanda'yı Şimdi insanlar diyorlar ki biz 4 milyona sattık ama tamam ker. Hayır. Sen Beylan'da aldığın zaman bunun bonusları var, bunun ev kirası var, bunun var da var, primi var, bilmiyorum. Bunları hesaplayarak Avrupalı 4 milyon aldığını 7 milyona satıyor. Çünkü ben bunları verdim diyor bana. Alacağım. En kötüsü aldı. E zaten 4 milyonun üzerinde teklif gelmezse nasıl satacaksın? Yok çünkü teklif. E onun Ayarındakini piyasada almaya kalksan maliyetler Fatih yüksek. Fatih ne diyor? Satışta başarısız olduk. Ama iyi satış yaptılar ama. Bak bak olduk diyor. Bak, Fatih hala art niyetli bir cümle kurmuyor. Oldular demiyor. Olduk diyor. Hala kendisine dahil ediyor. Sanki Fatih satış yapıyormuş gibi. Ama yönetim açıklama yaparken ne diyor? Bizi şampiyon yapan hoca var ya o istedi ondan aldık. Peki şimdi Galatasaray'daki şimdi ben şöyle diyeceğim, fazla, hocam, pardon, ee, fazla e, Galatasaray'da hoca ve e, ne derler yönetim üzerine gitmemek lazım. Onlar hani et tırnak derler ya uh -huh. birbirlerine ayrılmaz tamam bazı konuşmalar oluyor ama biz onlardan işte içinden çekerek alıyoruz. E, onların birbirlerine saygıları çok farklıdır yani çok e, alamadıkları için biz burada işte bulunuyoruz. Yok işte Fatih Hoca söyle söyledi yönetim söyledi esasında biraz da işi bardan dolu tarafına bakmak lazım. Daha farklı orada yani. İçeride yaşamak lazım. Fatih Hoca ile yönetim kurulunu, başkanın ne tarzda birbirlerine e, evet. sorumlulukları yapmak. Hocam siz lazım. daha iyi biliyorsunuz tabii camianın içinden geldiniz ama ben şuna inanıyorum. Gördüğüm, duyduğum, gözlemlediğim kadarıyla yönetim Fatih Hoca kadar dürüst değil. Yani öyle deme, yönetimi öyle, bak, bak, öyle bir şöyle, şey yok. Yok ben diyorum. Ben Aynen, benim fikrim öyle şey bu. Lazım. Benim fikrim öyle bu. Değil. Ben diyorum ki Fatih Hoca'nın yönetime olan dürüstlüğü kadar yönetim Fatih Hoca karşı dürüst değil. Onu, onu söyleyemeyiz. Şimdi. şimdi, biz onu dışarıdan söylemlerden yola çıkıyoruz. Fatih Hoca'nın da söylemlerinden, yönetim de söylemlerinden. O şekilde değil. Yani dürüstlük o, o konuda... Samimi e, değil diyelim o zaman. Işte, onu da ben kabul etmiyorum. Çünkü niye var? Bakın ben gördüm çünkü çok yaşadım. Sayın Adnan Polat döneminde de Fatih Hoca ile falan çalışmadı ama e, Raykartlarla, kartlarla falan o dönemler hep beraber. Yani başkanla hocaların hiçbir zaman için fazla birbirlerine sürtüşmesi olma, Bir konuşmaların içinden bizler çekerek onları farklı bir yerlere getiriyoruz. Maalesef böyle. Bunları da biz konuşuyoruz burada. Galatasaray'da böyle bir kriz yaşandığını çok soruyoruz. çok görüyoruz. Siz ha, böyle sıkıntılar, bir... var, sıkıntılar, sıkıntılar var. Sıkıntılar var. Ama kriz boyutunda değil. Kriz Hayatta Nereye kriz Şimdi... olacak? benzer bir tartışma şu an Beşiktaş'ta da var malum. Ahmet Nurçebi yönetimiyle Sergen Yalçın arasında bir kriz var mı yok mu tartışması var Orada vardı. da yok. Trabzon, pardon transfer dönemi boyunca. Şimdi geçtiğimiz günlerde Ahmet Nurçebi ile Sergen Yalçın bir araya geldi Ümraniye'de ve o to toplantıdan birlik mesajları çıktı. Haberimizi izleyelim üzerine konuşalım. Onların da adaptasyonu çok zor olmaz kalıyorlar. O sıkıntılar da keşke o Parasal olarak çok böyle fazla sıkıntılar olmasaydı üç 3 tane 4 tane oyuncu tutabilmiş olsalar da şu anda Beşiktaş, Sergen Hoca, e, yönetim kurulu, taraftar ve bizler çok farklı bir Beşiktaş kurulu. Hı hı. Şimdi elindekiler e, oyuncular Beşiktaş'ın biz e, tabii yeterli görmüyoruz çünkü çok iyi oyuncuları gördük Beşiktaş'ta. Ha, öyle böyle değil. Çok iyi oyuncuları gördü. Şimdi herkes Abu Bakar'dan bahsediyor. Abu Bakar'dan bahsediyorsun da Abu Bakar oynadı. O Beşiktaş kadrosu şu andaki Beşiktaş kadrosu aynı değil. Dışarıdan kim getirecek onları toplar? Arkadan kimler getirecekler? Mesela bir Mensa'yla Eyleni. Eyleni'yi ben her zaman için böyle tutarım. Her zaman için çok farklı bir Keşke o da tutulmuş olsaydı Mensa da gelmiş olsaydı. Orta sahada daha farklı bir 37'lik Atiba. E, maşallah yani. Ya şu hemen hemen Türkiye'de benim kendi şahsi görüşümü yabancılar arasında ve Türkler de dahil buna en iyi defansif orta sahaya oynayan birisi. Tam modern bizim biraz evvel söylediğimiz gibi, dinamik oyunu iki yönlü oynayan bir oyuncu. Neler acaba değil mi? Efendim? Süper Lig açısından Türk yani, açısından Kim bu? 37 yaşındaki Atiba. Yani adam o oyunu yok yani başka göremiyorsun o kadar ve devamlılığı var bunun. 2-3 maç değil. Evet. Hemen hemen sezonun %80'ini seksenini tamam bu tarzda oynuyor. Evet o tarzda da oyuncular işte biraz evvel söyledi ki bunları bulup getirmek lazım bu tarzda. Yani Beşiktaş gene bu ligin ne olursa olsun ilk 5 arasında, ilk üç arasında olacak bir kadro. Ama biz fazla Tukaka yapmayı seviyoruz. Çok iyi kurcalamayı seviyoruz. Bırakın ya yönetim kendi işini yapsın. Hoca kendi işini ya yapsın. Ya hocam bu arada bakın ekonomik kriz diyorsun. Kuruş hesabı yapan yapmak zorunda kalmış, bırakılmış bir Beşiktaş diyorsun. Transfer listesini gördüm. Orada 10 tane yeni transfer var. Evet. Hani geri dönenleri falan bir kenara var. 10 tane transfer yaptı bu takım. Ya tabii bunlar Ve büyük bu maliyette falan değildir. E, mesela e bak, haberimiz de vardı bizim bununla alakalı. Bir daha listeyi alabilir miyiz Listeyi ya? bir daha rica edelim arkadaşlarımızın. E, haberimiz de vardı. Alınan 10 oyuncu geçen sezon mesela 48 gole doğrudan katkı yapmış ya. isimler. Bak şimdi. Avubakar'ı ayıralım. Mensah. Geçen performansı performansıyla herkesin gözdesi olmuş isimlerden bir tanesi.